Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da atış yapacağız. Atışımızın ayrıntılarını az sonra vereceğiz sizlere. İyi seyirler. Hedefimizi karşıya aşağı yukarı 20 metre öteye diktik. 20-25 metre ötede. Yakın kameramızda çekimde. Bu FD20 ile bugün test atışı yapacağız arkadaşlar. Bu tüfek sizlerin tercihleri bölümünde söyleyeceğimiz kanal takipçilerimizden kimin? Mustafa Korkmaz. Mustafa Korkmaz kardeşimizin, artık ya da abimizin, bilemiyorum. Test atışı yapmamızı rica etti. Biz de kendisini kırmadık. Zaten diğer tüfeklerimizde de satın alan kişilerden müsaade isteyip test atışını yapıyoruz. Atış yaptığımız tüfekler satın alan kişilerin müsaadesiyle yapılan test atışları. Bir de bunu müsaade istemeden kendi talep etti herhalde. Evet, kendisi rica etti basa basa. Çünkü her tüfeği biz test atışını yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Test atışı yapın, bana öyle gönderin şeklinde. Hatta fişek paralarını da bana yazın mı dedi. Winchester'ı ben kendim getirdim. Winchester'ın arkadaşlar bu FD20 ile 20 kalibre tek kurşunlu atacağız. Ben de 8'li şarjörüne gene 28 gram 5 numara saçmasını karşıki hedefin arkasındaki toprağa atacağım. 8'li şarjörü denemek açısından. Evet, şimdi basalım. Evet. Ben de fişekleri basayım. Bu arada fişek basarken arkadaşlara da göstermiş olayım fişeğin nasıl basıldığını. Takozu çıkardın mı bundan? Takoz yok. İstersen ben basayım abi. Hiç basmadım. Şöyle bak. Nasıl bir göster? Şurada iki tane kanal var karşılıklı. Tamam. Evet arkadaşlar, burada şurada iki tane kanal var karşılıklı. Fişeğe basarken bununki farklı biraz. O şekilde basılıyor. Şimdi bağlı olanınki şöyle kusamayın. 3 4 5. Evet, yayı zorlamaya başladık çünkü 6. Çok fazla basmana gerek yok. 6 tane yeterli. 7. Basacak mısın hepsini? Bir tane daha basayım. Tamam, arkadaşımız bas. Test edin demiş. Aha. Dibine kadar test edelim. Evet, 8. Evet, Ramazan. İlk atışı. Ben kulaklığımı takayım bu arada arkadaşlar. Hava da bugün güzel şansımıza. Evet, gayet güzel. Evet, kulaklıklarımızı da taktık. Arkadaşlar, 28 gram 5 numara saçma ile hedefin arkasındaki toprak yığınını atacağım. Aynı şekilde tek kurşunla hedefe atacaksın. Tek kurşun değil, içindekiler şu an. Öyle mi? Tabii, içindekiler saçma. Anladım. O zaman tamam. Ve 5'li şarjörüyle. 5'li şarjörle saçma. O zaman hedefin arkasındaki. Evet. Tam şu diğer yakın kamera dağılsın toprağa. Tamam, oraya atalım. O tarafa doğru at. Başlıyoruz. Başla. Dağlıoğlu FD20. Kardeşim, tüfeğin deniyoruz. Harika geliyor. Evet. Sen bunun inceliğini göster arkadaşlara şarjörüne, evet. Takarlarken. Fişek basımını gösterdik. Şu şekilde. Yan öyle göremiyorlar elinden. Yan göster. Bu tarafa geç bence. Evet. Hı. Şu şekilde. Evet. Yani önce şu öndeki tırnağı tutturuyorsunuz. Ondan sonra şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. FD20 ile 8 tane boşaltacağız. Altında bir tane yeni tane şarjör. Kardeşim, Mustafa abi de attı tüfeğinle. Güle güle kullan. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu atışları WhatsApp'tan tüfeğin alıcısına gönderecek Ramazan. O yüzden videonun arasına koyduk mecburen. Evet Ramazan, bu atışımızı yaptık. Evet. Tüfeğe sonra sökeriz.
tekrar kılıfını koyarız. Şöyle dursun. Şimdi arkadaşlar, genç kardeşlerimiz, kuru sıkı meraklısı kardeşlerimiz kuru sıkı atışları da istiyordu. İki tane zoraki modeli getirdik. Onları alalım Ramazan. Bastın mı içine? Evet, bastım abi. Şöyle zorakinin. Hangi modeli bu? 4918 modeli. 4918 modeli arkadaşlar zorakinin. Bir tane de 914T. Bu da en küçük modeli değil evet, mi? Evet, en küçük modeli. Zorakinin. Geçen bununla atmıştık galiba. Şakır evet. Şakır atmıştı. Evet. Atalım bakalım. Hedefe atar gibi atacağız arkadaşlar. Yani kuru sıkı. Evet. Çekirdek yok ama böyle hedefe atar gibi. Atalım mı? Ağzında var mı? Yok. Yok. Top gibi ve çalışıyor. Acayip. Bir tane tekleme yapmadı. Zaten yapanı da görmedim. Ben de atayım. Bayağı basınç yapıyor. Burama böyle geliyor basınç. Evet. Tık tık. Kulaklık tık. Ama muazzam bir şey yarıyor. Süper. Kulaklık güzel. Kulaklıkla harika arkadaşlar. Tabanca atışlarını gerçekten müthiş hissediyorsunuz kulaklıkla. Çok güzel. Kulağı hiç yormuyor, zarar vermiyor ama efektler harika. Efektler harika. Şöyle kuru sıkı ses mermisi Gejo. Gejo marka. Gejo mu attık değil mi? He, Gejo attık. Top gibi patladı ya. Evet, sesi he? Güzel. Kulaklıktan dolayı mı öyle geldi bize acaba? Birazdan kulaklığı da çıkartabiliriz. Evet. Arkadaşlar basalım. O kutudan al abi. Sen istersen at, ben basayım abi. Olur. Tamam. Sen at abi, ağzında yok. Küçükle atıyorum arkadaşlar bu sefer. Gerçekten. İçinde yok. Yok mu? Ağzına vermedim. He. Horoz kurulu da o yüzden. He, horoz kalkık. Tamam. Şey, az bu tarafa gel istersen. Arkama tamam. Geç. Evet. Hı-hı. Kaçlı bu? 14. Müthiş ya. Bu tabancayla o tabancanın sesi farklı. Farklı, bunun daha çok çıkıyor. He? Kısa olanın daha çok çıkıyor sesi. Ötekinin sanki daha çok çıkıyor gibi geldi bana. Şimdi bakalım abi. Arkadaşlar siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kısanın sesi mi daha çok çıkıyor? Namlu da ısınmış güzel. Evet. Hava serin, ısındı. Büyüğün sesi mi daha çok çıkıyor? Normalde kısa namlularda ses daha fazla çıkması lazım ama bana sanki büyüğün daha güzel sesi çıkıyormuş gibi geldi. Şöyle Ramazan. Atabildiğin serilikte at. Atabildiğin serilikte. Öğütüyor mermiyi ya. Evet. Müthiş. Zoraki 4918T. 914T. Arkadaşlar 914T. Evet. Abi şimdi bunların ruhsatlarıyla alakalı iş yerimizdeki, mağazamızdaki videolarda bahsedeceğiz. Çok basit ruhsatları var. Bazısı ruhsat gerektirmiyor diye iddia ediyor hala. Yok, kesinlikle. Öyle kesinlikle. Bir şey yok. Gereken evrak zaten 3 tane madde. 1 adet dilekçe, Ziraat Bankası'na 100 TL kuru sıkı harcı, 2 tane de vesikalık fotoğraf. 3 madde yeterli. Evet. Emniyete başvurduğunuz zaman zaten 1 hafta 10 gün içerisinde belgeniz çıkıyor. Belge çıktıktan sonra istediğiniz marka modelde de yardımcı oluruz. Evet. Atışa gelmişken böyle hemen 1-2 atışla atışı sonlandırmıyoruz tabii ki. Evet. Sizlerin merak ettiği, yine videolarda bizlerden istediği, talep ettiği bir iki tüfek daha getirdik. Onlarla şimdi hedefe kurşun atışı yapacağız arkadaşlar. Çıkaralım. Yapalım. Mustafa abi, Stoger P3000 pompalı.
Evet. Kampanyada olan model. Stonger'ın pompalısı arkadaşlar. Ne atacağız? Kurşun mu? İlk önce saçma atalım. Fişek seçme derdi de yok. Evet. Ne markaydı bu? Özkursan. Özkursan'ın tavşan özel fişeği. 12 kalibre. 1-2-3 karışık. Yani 1-2-3 atmam ben hiçbir zaman tavşana. 1-2-3 koymuşlar içine. Tavşan 5-6, 4-5-6 arkadaşlar bana göre. Evet. Başlayalım mı abi? Başlayalım. Nereye atıyorsun? Yine aynı toprak yere. Bu ağaç parçasını sağına doğru atı da. Beyaz ağaç parçası. Kaç tane koydun? 3 tane takoz var, takozu çökmedi. Ha, pompalılarda da takoz var değil mi? Evet. Ver bana da. 3 tane ben atayım. Aynı otomatik gibi pompalıları da basıyorsunuz. Ağzına ver abi. Evet. Evet. Harika. Savunma amaçlı yüksek avlarda, domuz avında bence performans gösterecek bir tüfek. Stoger. Stoger. Evet, bunu da koyalım bagajımıza. Kurşun atacağız mı onunla? Atacaktık, evet, doğru. Atacağız unuttuk. Değil mi? Unuttuk. Biraz acıktık ya Mustafa abi. Evet. Arkadaşlar sabahtan beri çekim yapıyoruz. Yemek de yemedik. Abi şöyle sen tut, ben sana fişek vereyim. Tabelamız ağlamasın. Daha tabelaya atmadık bugün hiç. Ne atıyoruz? Şeyi de göster. Meka'nın 34 gram tek kurşunu. Evet. Arkadaşlar biraz şöyle açılı atıyorum. Hedefe açı vereceğim çünkü tam 90 derece attığım zaman 12 kalibreler geri sekiyor. Kuvvetli geliyor. Biraz daha geriden mi atsak? Kamerada da çıkmamız lazım. Şöyle çaprazdan attık mı sıkıntı olmaz. Hedefimiz bu. Arkadaşlar, evet, yüksek bant, 71 namlu Stoger, pompalı. Pompalı. Kurmadın abi. Evet, otomatiğe alışan birisi olarak kurmayı unutmaya bakmayın. Üçte üç. Süper performans. Stoger. Gelişme var mı? P3000 var. Evet, ver. Akabini de sen de at. Doldur. Yere sekti bir tanesi. Evet, tebrikler.
tüfeğe de tebrikler. Maşallah namludan hala duman çıkıyor. Bu tüfekte daha deneyeceğimiz bir şey yok. Diğer tüfeğimize geçelim. Saçma atışımızı da yaptık zaten. Evet. Bir hedefle bunu kontrol edelim mi? Mustafa edelim. Abi. Kontrol edelim hedefimizi. Arkadaşlar, hedeflerimiz satışta Çatalbaş Av Bayisi'nde. İsteyenlere Ramazan kardeşimden temin edebilirler. Bir tanesinin kulağını koparmışız hedef. Yok. Neredeyse. Kulağın alt hiç memesine gelmiş. Esneme bile esnememiş. Yok. Hardox çelik levha arkadaşlar. 10 milim kalınlığında. Daha önceki tabanca mermileri, domuz kurşunu vesaire 12 kalibreye dayanıklı. Kesinlikle ve kesinlikle bakın. Para gibi olmuş. 12 kalibre kurşun. Bir tanesi de şu köze şey yaptı. Arkadan da şöyle göstereyim. Hedefte en ufak bir deformasyon yok arkadaşlar. Bunu sprey boyayla boyayıp tekrar atışa devam ediyorsunuz. Biz biraz bunu yorduğumuz için evet, değiştirdik. Ayaklar demonte hedefin. 70 santim uzunluğunda parçalar halinde. Şuralarda birbirine geçme yerleri var bakın. Hepsinin. Bunu da göstermiş olalım. Şuradan bu da. Evet. Çok rahat bagaja, poşetin içinde, torbasının içinde sığıyor. Müsait olan atış alanlarına götürüp siz de atış yapabilirsiniz bizim gibi. Mustafa abi, bir de bununla tek kurşun atmanı istiyorum senin. FD-63 de mi? FD-20. Pardon, FD-20 ile. Evet. Evet. Beşli mi koydun? Beşli. 3 tane sana tek kurşun koydum. 2 tane de ben atayım. Tamam. Geçelim abi. Alayım tüfeği. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Daha önce 8 tane saçma, 5 tane saçma arka arkaya attık. Bana mısın demedi tüfeğimiz. Bir tane tutukluk yapmadı. Şimdi 5 tane de kurşun atıyoruz. Hardox hedefimize. Beş tane değil, 3 tane koydum abi. 3 tane mi koydun? 2 tanesini de ben atayım dedi. Dur bakayım. Evet. 3 tane koymuş arkadaşlar. Şimdi yok. Ben de niye Allah Allah nazar mı değdi diyecektim tüfeğe. Yok, tüfek atar. 2 tane de ben atmak istedim. Evet, ben 5 bana, 3, 2 de sen atacaksın sandım. Evet. Ne güzel gidiyorduk ya. Winchester kurşun pahalı olduğu için çok getirmedim. Nazar. Nazar değdi. Alışamadın tüfeğe, öyle diyelim. İkisi de karavana. Arada oluyor. Evet arkadaşlar, gerçekten çok zevkli doğada atışlar. Muhteşem. Çok büyük zevk alıyoruz bu işten. Gerçekten günde harika batıyor. Başka atacağımız tüfekler var. Hemen Ramazan. Devam edelim. Devam edelim abi. Evet. 20 kalibrenin hedefteki etkisine bakalım. Arkadaşlar hep kafadan vurmuşum. 3'ünü de 1, 2, 3. Tüfek üst atıyor arkadaşlar. Bu mesafeden. Ramazan o yüzden hep üstten gitti Ramazan'ın attıkları. Karavan ya, biraz da şey oldu herhalde ya. Nazar oldu. Geçelim diğer tüfeklere. Evet. Abi. Hangi tüfeğimizi getirdin? Poz'u getirdim Mustafa abi. Efendim? Poz'u. Poze. Bulun'un süper pozesini getirdik. Evet, pozeyle atış isteyen arkadaşlar da vardı. Evet, iki kuşlu. Ejektör, selektör var mı? Hepsi var. Oo, süper. Süper. Kaç? 60, 71 mi? 71, 20 kalibre. Evet. Geçelim yerimize. Sen al fişekleri. Kurşun atacağız değil mi? Kurşun atmayacağız. Kurşun kalmadı. Ha, öyle mi? Saçma. Saçma atacağız. Bayide kurşun mu bitti? Biraz az getirmişiz. Evet. Başlıyorum Mustafa abi. Evet Ramazan.
İki tane daha atacağım. Çok hoşuma gitti. Bunları seri atacağım. Arda arda. Double. Evet. Barutun kokusu muazzam. Müthiş ya, gerçekten. Yeni başlayan arkadaşlar için ejektör nedir diye soran arkadaşlar vardı. Ejektörü canlı canlı gösterdik. Fişekleri, boş kovanı kendi kendine fırlatan mekanizma yapısı arkadaşlar. Süper pozelerde ve çiftelerdeki. Tek tetik ve çift tetiklerde de olabilir. Evet. İçine... Birer atış daha yap abi, şöyle bir bakalım nasıl bir şey. Enjektör, selektör. Evet. Double yaptın abi. Evet, double gibi. Tek tetik double yapmadık ama seri bastık biraz. 20 kalibre olduğu için tepme olayından dolayı, hani kalibre olsa belki bu kadar seri atmaya biraz insan şey yapıyor. Pozelerde evet. Çünkü tepme biraz daha fazla oluyor. 20 kalibre çok güzel, çok ideal gerçekten. Bıldırcın avları, çulluk avları vesaire atışlar bu şekilde. Evet, harika. Neydi tüfeğimiz? Kulu 103 CE. Harika tüfek getirmişsin. Evet. İş yapan tüfeklerden. Evet, çok güzel. Evet, başka tüfek getirdik mi Ramazan? Başka getirmedik. Şunda bir daha atış yapmak istiyorum abi ya. Tamam, yapılır hadi. Zoraki 4918T Gejo ses mermisi. Bir şarjörde ben atarım. Tabi. Zoraki. Evet, kapanışı yine kuru sıkıyla yapıyoruz. Ses mermisi arkadaşlar. Test amaçlı. Yani ne için alırlar bunu diyorlar. Bunun birçok sebebi var. Birincisi, gerçek tabanca taşıyamayan demeyeyim, gerçek tabancayla atış yapma imkanı olmayan arkadaşlar gerçek tabancadan alacakları hazın bir kısmını burada doğada bu şekilde atış yaparak alabiliyorlar. İkincisi, gerçek tabanca almadan önce gerçek tabancaya alışmak amaçlı kuru sıkıyı alıştırma tabancası olarak kullanabilirler. Üçüncüsü, dağda, bayırda, kırda bu şekilde domuz olan yabani hayvanların olduğu kırsal bölgelerde
yabani hayvanları kovmak için ses yapmak amaçlı kullanabilirler. Üçüncüsü, acil durumlarda evinize hırsız girdi, misal diyorum, ya da bir panik hali, panik durumu oldu, ortalığı ayağa kaldırmanız gerekecek. O durumlarda havaya ateş ederek, gürültü yapıp, çevredekileri etrafınıza çağırma işinize, sesinizin duyulmayacağı yerlerde işinize yarayabilir. Yani bunun da birçok şeyi var ama en büyük şeyi zevk alma, tamamen hazdır. Evet, atalım. Ben tek elle atmayı seviyorum genelde. Harika. Tabanca makine gibi çalışıyor. 10 numara, 5 yıldız. Evet, şöyle gün batımına arkamızı alalım. Bu güzel gün batımında sizlere veda ediyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Hem silahları test ettik, sizlerin merak ettiği silahları. Doğada atış yaptık, biz de bir temiz hava almış olduk. Evet. Bu vesileyle. Güzel oldu. Evet. Tüm dostlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken videonun sonuna Çatalbaş Av Bayisi Ramazan'ın iletişimini bırakıyorum. Silahlarla ilgili merak ettiğiniz konularda kendisini arayabilirsiniz. Fiyatlar konusu vesaire. Ayrıyetten kanala abone olmayı unuttuysanız destek verebilirsiniz abone olup. Tüm dostlara şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar.